Merhabalar. Çarşıya boya almaya gidiyoruz. Eve gelip aynayı boyayacağım. Haydi de. Bekle göstereyim. Şimdi gözüm dönecek, hiçbir şey almadan çıkacağım. Hep öyle oluyor. Bak şu. Bu ayna için değil mi? Arkasına ayna koyuyorum. Olabilir. Ya da siyah boyayacaksın beyaz duvara. Yok yok, ayna için çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Her külah şu sağdaki. Çok güzel. It's good. Harika gerçekten. Bak burada da var. Simli beyaz diyorum. Antik beyaz oldu. Antik beyaz oldu. Sürekli kale içinde gezeriz. Buraya gelmek istedik. Eski etna şey. Bitiye, haydi simitiye, simitiye. Selam olsun. Boza. Boza. Çarşıda alınması gereken şeyler vardı. Onları aldık, göstereceğim birazdan. 2-3 başka bir şey zaten. Ondan sonracığıma tramvaya bindik, geldik. Yemek yapmaya başlamadan önce aldıklarımızı göstereyim. Ondan sonra yemeğe başlayacağım. Ondan sonra boya yapmaya başlayacağım. Boya almaya gittiğimizi söylemiştim. Onlarla başlayalım. 2 renk boya aldım. Bir tane beyaz. Hep olması gereken bir renk. Bir tanesi de yeşil. Benim şu sıralar yeşil takıntım aldı başına gidiyor. Her şey yeşil alıyorum. Eve eşya alıyorum yeşil. Üstüme kıyafet alıyorum yeşil. Aksesuar alıyorum yeşil. Sürekli yeşil şeylere bakıyorum. Bilmiyorum neden. Mutfak dolaplarına da bu renk. Dolap kaplama kağıdı bakıyordum. Ama bulamadım. Tükenmiş maalesef. Şimdilik bununla ya da bununla aradaki aynayı boyayacağım. Kenarları sarı çerçeveden çünkü. Ya dümdüz beyaza boyayacağım ya da yeşile boyayacağım. Karar veremedim. O yüzden deneyerek yapacağız. Ama yemeği yaptıktan sonra ya da yarın, tam bilmiyorum ne zaman yapacağımı. Bir de aldığım başka şey de nerede? Kaybettim şunu. Bijütericiden gittik. Toka aldık. Allah aşkına gidip aldığım tokalara bakar mısınız? Bu ne? Tanesi 1 liraydı şu tokanın. Nasıl? Çocukken de takıyorduk. Bunları aldım. Bir de şu ikisini aldım. Bunların da tanesi 5 liraya geliyor. Işıklardaki böyle her zaman indirimde olan bir tane mağaza var. Adını hiç bilmiyorum. Dondurma dükkanıyla yakın. Oradan aldım. Böyle gevşek olsaydı almayacaktım. Saçımı tutmuyor diye, ama böyle iyi. Başka da bir şey almadım. Yemekten sonra boyaya birazcık başlarım diye düşünüyorum. Tek sıkıntı var.
aynayı eve taşınırken usta gelmişti. Onu böyle bildiğiniz beton çivisi böyle kalın ve uzun oluyor. Onlarla asmış oraya. Onu nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Muhtemelen çıkaramayacağım. O yüzden duvar üstünde boyayacağım gibi geliyor. Bakalım ne olacak. Kalın bir yıldız uç lazım. Haydi deneyelim. Nasıl dermiş ya buradan? Aha çıktı. Vallahi çıktı. Böyle göstermek isterim. Muazzam. Şurayı vidalarken biraz çatlattım. Işık da biraz daha sarı tonlu duruyor. Biraz daha soğuk yeşil ama harika. Çok mutluyum. Günaydınlar. Dün akşam aynayı boyadıktan sonra kapattım yanlış değilsem. Çünkü eve geldikten sonra boyamaya başladım yemekten sonra ve yaklaşık 2-3 saatimi aldı detay boyadığım için. Sonra da zaten çok geç olduğu için uyudum 1,5-2 gibi bir şey yapmadım. Sonra cığıma şey yapmadım derken bir tane reels editledim bugüne dair. Çok güzel oldu, çok içime sindi. Onu paylaşacağım birazdan. Kahvaltımı ettim. Sonra dedim ki artık bu eşyaları yani kışlık yazlık değişimini yapmam gerekiyor böyle. Dip köşe çok yapamayacağım çünkü saat zaten 3.30 oldu. Çok dip köşe giremeyeceğim ama en azından böyle bir yazlık kışıkları bazanın altından çıkarayım, koyulacakları koyayım, bir süpürgeyi yapayım. Bayağıdır da temizlik yaparken video çekmiyordum burada. Neyse hadi başlayalım. Thank you.
de bazanın altındaki kıyafetleri göstereceğim. Onları dolaba geçireceğiz. Ve bu bazanın altı şu anda çok dağınık. Lütfen yargılamayalım. Çünkü 3-4 gündür böyle havalar ısındığı için oradan kıyafet alıp giymek zorunda kalıyorum. Daha kışlıkları taşımadığım için çok kötü bir halde şu anda. Aradığım şeyleri bulamadım. Orası mahvoldu. Gerçekten çok dağınık. O kadar yapmak istemiyorum ve o kadar yapmak zorundayım ki nasıl yapacağım, bitireceğim bilmiyorum ve yarına kadar, yani bu geceye kadar bitirmiş olmam lazım. Çünkü yarın sabah Side'ye yola çıkacağız. Sabahtan çıkacağız günübirlik gideceğimiz için. O yüzden de yani zaten geldiğimde, yarın geldiğimde uğraşmam böyle bir şey için, yorgun olurum. Diğer günlere de aksarsa kesinlikle dağınık kalacak. O yüzden bugün bitirdim, bitirmedim. Geçmiş olsun. Başka bir şey diyemiyorum kendim için. Haydi başlayalım. Çektim gram hatırlamıyorum ve açıp bakmaya üşendim. Yerleri süpürecektim ama saat 9.30 10'a doğru geliyor şu anda. O yüzden süpürmeyeyim, ayıp olur dedim insanlara. O yüzden biledeyle toz aldım etrafı. Artık bu videoyu kapatıyorum. Artık tipim için özür dilemiyorum. Temizlik yaptım, olacak o kadar. Şimdi duşa giriyorum. Sonra da Side için hazırlıklar yapacağım. Yarın Side'ye gidiyoruz çünkü günübirlik. Erken kalkacağız, o yüzden akşamdan hazırlık yapacağım ama o başka bir video olacak tabii ki de, hazırlık ve Side gezmesi. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.